Çin dünyanın bir sonraki süper gücü olmaya kararlı. Bunu gerçekleştirmek için zaten yürütmeye başladığı planları var. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping açıkça ilan etti. Çin 2050'de dünya lideri ve dünyanın süper gücü olmayı hedefliyor. Dünyanın nasıl bir yer olacağı hakkında spekülasyon yapmak zorunda değiliz. Çünkü Çin dünyayı imajında nasıl yeniden şekillendirmek istediklerini ve Çin Halk Cumhuriyeti öncülüğünde bir dünyanın nasıl görüneceğini açıkça belirtti. Amerika Birleşik Devletleri bir buhrana düşecek. Birleşik Devletler dünyanın süper gücü olarak yerlerini kaybettiklerinde sert ve hızlı bir çöküş sürecine girecek. Sessizce ikinciliğe geçemeyecekler. Onlar büyük bir ekonomik çöküntüyle sürüklenecekler. Şu anda Amerika harika bir yer. Çünkü para birimi olan dolar neredeyse uluslararası ticaretin tamamında geçerli kur olarak kullanılıyor. Amerikan doları yeni altın standardı gibi işlem görüyor ve bu da Amerikan ekonomisini nispeten istikrarlı kılıyor. Ancak Çin, Amerika'nın bu rahat ekonomik pozisyonuna bir son vermek niyetinde. Halkı açık bir şekilde Çin Yuan'ının uluslararası ticaretin standardı olarak ilan ettiklerini açıkladılar. Amerika neredeyse bir gecede ekonomik kriz yaşadı. Dolar %2 değer kaybetti. Yuan'ın uluslararası ticaret için geçerli kur olması dolar fiyatlarının düşmesine sebep olacak ve sayısız insan işlerini kaybedecek. Tüm bunların sonunda Amerika yardım için Afrika'ya yalvarıyor olabilir. Üniversite öğretim görevlileri Çin onaylı dersleri vermek zorunda kalacak. Çin zaten üniversitelerini alabilecekleri kadar çok öğrenciyi cezbetmeye çalışıyor. Amerika ve İngiltere'den daha fazla Afrika kökenli öğrenci çoktan üniversitelerinde eğitim almakta. Ve Çin okulları özellikle geleceğin politikacılarını hedef alıyor. Öğretmenlere devlet onaylı fikirleri öğretmeleri için özel olarak talimat veriliyor. Özellikle Çin yandaşı ve komünist idealleri dayatılıyor. Çin dünyanın süper gücü haline geldiğinde bunu devam ettireceklerine inanmak için birçok neden var. Şimdiden dünyanın her yerinden geleceğin politikacılarını çekebilecek bir etkiye sahip olmaya başladılar. Çin zaten başka ülkelerdeki okulları da etkilemeye başladı. 140 ülkede 1500 farklı okulda devlet kontrolündeki Konfüçyüs Enstitüleri kuruldu. Bu okullar özellikle Çin'in kalkınma modelini desteklemesi ve sınıflarda batı kavramlarını düzeltmeleri için talimat verilen Çinli öğretmenler mevcut. Bu yeterli kolejleri olmasına rağmen sadece Çin'de değişmeyeceği anlamına geliyor. Dünyadaki her okulda Çin devleti onaylı dersleri öğreneceğimiz anlamına gelmekte. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri savaşa gidebilir. Çin bunun barışçıl bir yükseliş dediği şeyden zevk almasından gurur duyuyor. Ancak pek az küresel gücün meşaleyi şiddetli bir çatışma olmadan devretmesi hiç olası gözükmüyor. Amerika ve Çin'in kabuklarını kırıp sessizliği bozacağını düşünmek için pek çok neden var. 2050 için Xi Jinping'in hedeflerinden biri dünya standartlarında hatta üstünde bir ordu kurmak. Çin buna hazırlanıyor. Onun sözlerine göre Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı savaşabilir ve kazanabilir. Şimdiye kadar Amerika'da herhangi bir hareket görünmese de Çin'in yükselişini azaltacak. İki ülke saldırgan bir siyasi durgunlukta. Tarifeleri ve birbirlerini kontrol altında tutma mücadeleleri bir ileri bir geri kilitlendi. Tüm bunların yeni bir soğuk savaşa sebep olacağını düşünmek için pek çok neden var. Peki ya işler gerçekten yalnızca bir süper gücün ayakta kalacağı, acımasız ve kanlı bir çatışmaya yol açarsa? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Tarih zorla yeniden yazılacak. Çin Komünist Partisi kamuoyuna tarihi yeniden yazma niyetini açıkça ilan etti. Cumhurbaşkanı Xi Jinping bir konuşmasında ülkesine uluslararası iletişimi geliştirmek için çalıştığını söyledi. Böylece Çin'i çok boyutlu ve panoramik görünümlü olarak sunabilirlerdi. Bu bir sürü zırvalık gibi gelebilir. Ancak Halk Cumhuriyeti'nden diğer belgeler tam olarak ne anlama geldiğini gösterdi. Çin, Batı'nın tarih hakkındaki yanlış algılarını veya başka bir deyişle dünyanın tarih algısını onlarınkilerle değiştirmek yerine düşündüklerini yeniden yazmaya kararlı. Gündemindeki kilit noktalardan biri de faşizmle anılan Mao algısını değiştirip dünyanın akıllı ve etkili bir lider olarak kabul etmesini sağlamak. Çin'deki komünizmin yükselişinin problemini çözüp daha yumuşak görünmesini sağlamak ve Tiananmen meydanındaki katliamın bir haksızlık olduğu fikrinden tamamen kurtulmak istiyorlar.